Merhaba arkadaşlar ben Sonucanız. 60 derste TET Matematik Kampı'nın geldik. 60. dersine arkadaşlar ve bu dersimizle beraber ne yapıyoruz? Sayı problemlerini tamamlıyoruz. Hatırlarsanız ilk iki dersimizde ne yapmıştık? Sayı problemleriyle ilgili konu kavrama soruları çözmüştük. Bir önceki dersimizde ise çıkmış sınav sorularının ilk aşamasını tamamladık. ilk 40 soruyu tamamladık. Şimdiki dersimizde ise 41'den sonraki kısma bakacağız. Hadi hiç zaman kaybetmeden bu soruları da beraber çözeceğiz. Şimdi geldik 41. sorumuza bakalım. 41 bize ne anlatıyor? Bir şirkette incelenmek üzere 153 adet dosya tüm çalışanlar arasında eşit olarak paylaştırılıyor. Tamam. Bahadır payına düşen dosyayı inceledikten sonra izne ayrılıyor. Ve 4 çalışan ise işten ayrıldığı için hiç dosya incelemiyor. Şimdi Bahadır işini yaptı, izne çıktı. 4 çalışan da işten ayrıldı, hiç dosya incelemedi. Toplam 153 tane dosyamız vardı. İzinde olmayan çalışanlar işten ayrılan bu kişilerin dosyalarını da eşit olarak paylaşıyorlar. Yani işte kalanlar ayrılanların dosyalarını da eşit olarak kendi aralarında paylaşıyorlar. Ve onları da inceliyorlar. Şimdi bana burada bir şeyler anlatacak. Şu ana kadar ben hiçbir ifade kullanamadım açıkçası. Değil mi? Hani sadece 153'ümüz var. Bir de Bahadır'ın işten ayrıldığı var. Bir de 4 kişinin işten ayrıldığı var ama yazacak bir şeyim yok yani. Bahadır bir iş arkadaşının incelediği dosya sayısının yarısı kadar dosya inceliyor. Yani o çalışanların artık kalan iş, kişilerin incelediklerinin yarısı kadar inceliyor. Şimdi Bahadır ve herkes aslında X dosya inceliyordu. Yani o işte kalan arkadaşları da X inceliyordu. Şimdi bu işte kalanlarda da mesela arkadaşlarını A desem bunlar 2X inceleyecek. Nerede diyor Burada. Yarısı kadar incelediğine göre demek ki bu 2X. Şimdi ayrılanlar var. Bir 4 kişi de işten ayrılıyor. Bu 4 kişi işten ayrıldı ya. Bunlar işlerini bu 4 e, A arkadaşına iletiyor ya. Değil mi? Normalde X yapmaları gereken kişiler her bir 2X yaptıklarına göre 4 kişi de işten ayrıldığına göre 4X işi Bunlara yıkacaklar ve her biri iki katına çıktığına göre o zaman arkadaş sayısı da dörttür diyebiliriz. Yani işte kalan kişi sayısı da dörttür. Çünkü işten ayrılanlar işlerini işte kalanlara yıkınca her biri direkt iki katına çıkıyor. Demek ki onların sayıları eşit olmalı ki direkt iki katına çıksın. O zaman toplam 9 kişi vardır burada. O zaman 153'ü 9'a bölersek Bahadır'ın kendisine düşen dosya sayısını buluruz değil mi? Yani 17 mi yaptı? O zaman Bahadır kaç dosya incelemiştir? 17 dosya incelemiştir diyebiliriz. Bak mantıken böyle çözüyoruz bu soruyu. Yani denkleme çok ihtiyaç yok bu soruda. Orada eğer ki o ilişkiyi kurabilirsen problem yok. Ama ben denklemle çözmek istiyorum dersen ona da bir yardım edelim. Şimdi Bahadır x tane dosya çözsün. Arkadaşları da 2x dosya çözsün. Bir de 4 kişi var. Bunlar hiç dosya çözmesinler. Şimdi Bahadır'ın arkadaşlarının sayısı A olsun. Tamam mı? Şimdi şöyle bir şey yapalım. A kişi 2x dosya çözecek. Bir de Bahadır x dosya ne yapacak? İnceleyecek. Bunların toplamı 153 yapacak. Peki başta nasıldı? Yani bu 4 kişi işten ayrılmasaydı. Şimdi şurada A kişilerdi. Şurada 4 kişiler. Bahadır da 1. Toplam A artı 5 kişiler. Her biri x dosya inceleyecekti. Ve bunların toplamı da 153 yapacaktı. Şimdi denkleme dökmek istersek de böyle bir denkleme dökmemiz lazım. Şununla şunun da birbirine eşit olduğunu söylersek. Mesela şurayı x parantezini alacak olursak o zaman 2a artı 1 yapar. Üst tarafta x parantezine a artı 5 yaptı. Şuradaki x'leri götürdüm. Şu arkadaşlar birbirine eşit oldu. Yani ne oldu? Bunu bu tarafa attım. Bunu da bu tarafa attım. A o zaman 4 oldu. Bak tam dediğim oldu. Denkleme de döktük. Sonu aynı çıktı. Yani 4 tane işte kalan kişi varmış. E toplam 9 kişiler 153'te 9'a bölersek Bahadır'ın incelediği dosya sayısı kaç yapıyor arkadaşlar? 17 yapıyor diyebiliriz. Bu 41. sorumuzun çözümüydü. Şimdi geldik 42'ye. 42'de bana diyor ki bir restoranda iki pide menüsü alana bir sinema bileti hediye ediliyor. Tamam. Sinema bir satılan bir sinema biletinin fiyatı bir pide menüsünün fiyatından da 20 lira fazla. Hemen şuraya sinema eşittir pide artı 20 yazdım. Bir de iki pideye bir tane sinema bileti veriyorlar. Bu bilgiyi de aldık. Bu ilk cümleden burayı geçtik artık. Bununla işimiz yok. Birlikte sinemaya giden dört arkadaş. Bu restorandan dört menü alarak iki hediye bileti kazanıyor ve diğer iki bileti de sinema gişesinden satın almışlar. Şimdi tamam ben şunu anladım. 4 tane pide alıyorlar artı 2 tane de sinema bileti alıyorlar. Aslında bunların cebinden çıkan para bu bence. Çünkü 4 pide aldıkları için 2 sinema bileti hediye geliyor ya. Yani bunlar 4 kişiler sinemaya da gidecekler. 4 tane de sinema bileti lazım. 2 sinema bileti bedavaya geldiğine göre 2 tane de sinemaya para veriyorlar. O zaman 4 pide parası harcıyorlar, 2 tane de sinema bileti parası harcıyorlar. Bu 4 arkadaş toplam 880 lira para harcıyor. O zaman ben buraya 880 yazarsam hem bu soruyu çözmüş olur. Tamam. Sinema biletinin fiyatı pideden 20 fazlaysa o zaman şuna pide artı 20 yazalım. Bunu 2 ile çarpalım. 4 pide burada var. Toplam 880 geldi. O zaman bunu dağıtalım. 6 pide artı 40. Ne yaptı? 880. 6 pide 40 öbür tarafa attım. 840. Pide o zaman ne yaptı arkadaşlar? 140 lira yaptı. Güzel. Pidenin 140 lira olduğu güzel bir zamanda yazmışız soruyu. Bir de 140 olduğuna göre satılan sinema biletine kadardır? 140 buna yazarsak sinema biletine de ne deriz arkadaşlar? 160 lira deriz, deriz diyebiliriz. Bu da 42. sorumuzun çözümüydü derken hadi geçelim sağ tarafa. 43. sorumuza. Bir taş sanatçısı renkli taşları üst üste koyarak çiçek veya yıldız motifleri elde ediyor. Tamam renkli taşlardan çiçek veya yıldız motifi elde edecek. 20 tane olmak üzere her sırada 20 tane olmak üzere 5 sıra taşla bir çiçek motifi yapıyor. Yani aslında çiçek motifi için bence 100 taş harcıyor. Her sırada 20 tane var ve 5 sıra taşla çiçek motifi yaptığına göre demek ki 100 tane çiçeği harcıyor. Her sırada 30 tane var ve 4 sıra taşla da yıldız motifi yaptığına göre o zaman yıldıza da ne kadar harcayacak? 120 harcayacak. Bu sanatçı toplam 1560 tane taş kullanarak 14 tane motif oluşturuyor. Buna göre çiçek motifi ne kadardır demiş. Yani bunu iki bilinmeyen denklemle çözersin. Bir bilinmeyen denklemle çözersin. İstersen son aracın ilkokul yöntemiyle çözersin. Çözersin olur, çözersin. Neyle yapalım? Mesela hepsini yıldız yapsaydı. Öyle çözelim. Yani 120 çarpı 14 derdik. Şimdi son aracın ilkokul yöntemi. 120 çarpı 14 ne yapar? 4, 4, 480, 1680 yapması lazım. Doğru mu? Yani hepsi yıldız olsaydı 1680 taş lazımdı. Bana 1560 kullandığını söylüyor. O zaman 120 tane ne yapmış? Eksik kullanmış. Eksik kullanmasının sebebi ne? Çiçek motifleri. Her çiçek motifi 20 eksik kullanıyor mu? Kullanıyor. O zaman 120'yi 20'ye bölersek demek ki 6 tane çiçek vardır diyebiliriz bizim sorumuzun cevabı için. Hiç denkleme girmeden öyle paket yapıp gönderirsin istersen. Ama istersen ben hocam denklemle çözeceğim dersen biz de onu sana denklemle çözeriz. Şimdi bu ilk yöntem olsun. İkinci yöntemimiz ne olsun? Şöyle diyelim. X tane e, çiçek motifi artı y tane çiçek motifi toplam 14 motif yapar. Çiçekler 100 tane. O zaman 100x ne kullandık? Ne diyorduk ona biz? Renkli taş kullandık. 120 tane de yıldızlar içinde 120'ye. Bunların da toplamı 1560 yaptı. Benden ne istiyor çiçeği? O zaman e, x'i istiyor. O zaman bunu 120 ile genişletip çıkartacağız. Aslında bak dikkatli bakarsan şu işlemi yapıyoruz. Ne yapıyoruz? 120 milyon 4'ü çarpıyoruz. Değil mi? 1680 yapıyor burası. 1680'den 1560 çıkarıyoruz. Burası 120 yaptı. Burası da 20x yaptı. O zaman x nedir? 6'dır. Bak mantık olarak aslında ilkokulda öğrendiğim şey bu aslında benim. Şimdi biz bunu ortaokulda ve lisede ne yaptık? Denkleme döktük. Ha istersen sen şöyle dersin. O zaman eee Tek bilinmeyenle çözersin. Dersin ki çiçekleri 100 tane harcıyor muyuz? Harcıyoruz. O zaman x tane motif çiçek olsun. Zaten onu soruyor. Yani denklemi bulduğumuzda direkt sonuca gitmiş olacağız. Tamam mı? x'i bulduğumuzda. x tane çiçek yani 100x. Artı kalan 14 eksi x tanesi de yıldız. Bunları da neyle çarpacağım güzel abi? yıldızlar 120 idi. Ve toplam ne yapacak? 1560 yapacak. İstersen böyle de çözersin. Bu da üçüncü yöntem. Seçmeyen al. Tamamen sana kalmışmış şey. Tamam mı? geldik 44'e. Banu 3 vagonlu bir yolcu treninde bilet satışı yapıyor. Belli sayıda bilet sattıktan sonra Banu diyor ki ilk vagonda 10, ikinci vagonda da 16 boş koltuk var diyor. Şimdi ilk vagonda 10 tane, ikinci vagonda da 16 tane, üçüncüyü bilmiyoruz biz. Banu her üç vagondan da bilet satışını garantilemek için en az kaç bilet satması gerektiğini hesaplıyor ve sonucu 30 buluyor. Yani bundan sonraki Satması gerekenleri hesaplıyor. Yalnız burada sorumda şöyle var trendeki toplam boş koltuk sayısını soruyorum. Toplam koltuk sayısını bulma şansımız yok çünkü ne kadar bilet sattığını ilk başta bilmiyoruz. Orada bir düzeltme yapacağız tamam. İlk vagonda 10 boş koltuk var ikinci de 16 var üçüncü de x var. Burada garantilemek diyor ya bunu garantilemek diye ben sana anlatmıştım hatırlarsan ne yapıyorduk? Büyükten küçüğe doğru gidiyorduk. Yani ilk başta 16, sonra 10, sonra şu 3. vagondan da bir tane sattım mı ben 27 bilet satarak her 3 vagondan da bilet satmasını garantileyebilirim. Benim bulduğum 27. Ama vatandaş bana ne demiş? Hayır cevap 30 olacak demiş. Biz ne diyorduk? Büyükten küçüğe gidiyoruz. Demek ki bizim X'imiz daha büyük ona göre. Yani en bahtsız haliyle 16'nın 16'sını satıp 2. vagondan getirebilirim. Sonra X tane satıp X'ini de 3. vagondan getiririm. Hala ben her üç vagondan da bile satmış olmayabilirim. Üç, birinci vagondan da bir tane satınca o zaman ben 30'a ulaşabiliyormuşum. O zaman buradan 17'yi öbür tarafa atarsak 13 yapar. Demek ki burada 13 boş koltuk varmış. Trendeki toplam boş koltuk sayısı da kaç yapar arkadaşlar? 39 yapar diyebiliriz. Bu da 44'ün sorumuzun çözümüydü. Derken bir sonraki sayfaya geçtik. 45'in sorudayız. Erdem, iş yerinde çalışan personel bilgilerini kaydetmek için alt soyad doğum tarihi. Sütunları bulunan 200 satırdan oluşan bir tablo yapıyor. Şimdi şöyle ad, soyad, işte doğum tarihi desek şöyle 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 200 tane de satır yapıyor. Tamam. Erdem bir tabloyu doldurdun. Erdem tabloyu doldurdun. Az sütununda 26 tane, burada 26 tane, soyadında 20 tane, e, doğum tarihinde de 40 satırda hata yaptığını fark ediyor. Tamam. Hata yaptığı her personele ait bilgilerde yalnızca bir sütunu doğru doldurmuş. He. Yani aslında mesela eğer atta yanlış yaptıysa ya soyadında ya da doğum tarihinde de yanlış yapmış anlamını taşır. Yani bir satırda iki yanlış tekabül edecek. E şimdi benim toplam bu kadar tane yanlışım var. Ben anladım gibi. Bak şimdi. Buna göre Erdem'in tüm bilgilerini doğru olarak kaydettiği personel sayısı dedi. Şimdi ben 200 satırdan personel bilgisi kaydettim. Ben toplam şunun üçünü topladığınız zaman 86 tane yanlış yaptım. 86 tane yanlış yaptım ama şöyle düşün. Bir satırda iki yanlış yapıyorum. Garanti. Çünkü ne yapıyor? Sadece bir sütunu doğru giriyor. İşte bir kişinin adı soyadı, doğum tarihinde sadece bir tanesi doğru. O zaman ikisi yanlış. E 86 yanlış varsa 86'yı ikiye bölersem demek ki 43 kişiyi ben ne yapmışım? Yanlış girmişim. E benim toplam 200 kişilik bilgim vardı. O zaman 200'den 43 çıkartırsam 157 kişiyi ben ne yapmışımdır? Yani Erdem ne yapmıştır? Doğru olarak ne yapmıştır? Kaydetmiştir diyebiliriz. Bu da 45. sorumuzun çözümüydü. Şimdi geldik 46. sorumuza. Bir yarışmada 3 kişiden oluşan bir jüri yarışmacılara evet ya da hayır oyu vermektedir. Tamam. 16 kişinin katıldığı bu yarışmada bir yarışmacının başarılı olması için en az 2 evet oy alması gerekir. 3 kişi varsa 2 evet alacak ya da 3 evet alacak. Şimdi 1 evet alanlar da var, hiç evet almayanlar da var. Toplam 16 kişi katılıyor. Tamam. Jüri üyelerinin toplam 24 evet oyu verdiği bu yarışmada 6 yarışmacı başarılı olmuş. Bunlar 6 kişi. Tamam. Hiçbir yarışmacı da 3 hayır oyu almamış. Bunu da iptal ettik. Buna göre 3 evet oyu alan kaç kişi vardır diye soruyor bana. Bak şimdi şöyle. 24 tane ee evet var. Ama 16 kişi katılıyor. Doğru mu? Şimdi her biri en az bir tane evet alıyor mu? Alıyor. Ben şimdi Hepsine birer tane dağıttım evet. O zaman her biri birer tane evet alınca bu bir daha almayacak. Bu artık bir tane alacak. Bu artık iki tane alacak. 16 tane evet çıkardım. 8 tane evet kaldı. Ben şu bu 8 tane evet'i şunlara dağıtacağım değil mi? Şimdi yine baktığınızda her biri en az bir tane evet alıyor mu? Alıyor. Ve burada kaç kişi başarılıydı toplam? 6 kişi başarılıydı. O zaman bunlar 6 kişi. O zaman her birine birer tane evet dağıtırsam 6 tane daha evet dağıttım. 2 evet kaldı. O zaman bunları ekstradan daha almayacaklar. Bunlar da bir evet alacaklar. İki evet de ben bunlara dağıtacağıma göre toplam iki kişi demek ki üç evet de bu yarışmayı tamamlamıştır diyebiliriz. Ben hepsine önce dağıttım sonra elimde kalanları tekrar dağıttım. Sonra da elimde kalanları tekrar dağıttım. O zaman otomatikman ne olmuş oldu? Elimde 2 evet kaldı. O iki evet de üç evet oyu alanlara dağılmış oldu diyebiliriz. Bence denklemlik bir soru değildi. Ama mesela bu soruyu... Yani kendi öğrencilerimle kontrol ettiğimde ve onlara sorduğumda onlar bana farklı farklı çözümler de ilettiler. Onlar da kabul. Yani illaki ki benimkisi doğru olacak diye bir kaydı yok ama ben bu soruyu mantıkla çözerdim. Bilginiz olsun bu şekilde olduğu gibi. Şimdi geldik 47'ye. İki duvar arasına gerilen bir ip üzerine iki balon şekli gibi asılıyor. Sonra bu iki balonun arasına ya ben 3 sarı balon ya da 5 mavi balon yerleştiriyorum. Tamam. Okey. Yan yana bulunan her iki balonun ipe bağlandık noktalar arasındaki mesafede eşit oluyor. Şimdi ben buraya 3 balon yerleştirirsem 1, 2, 3, 4 boşluk olur. O zaman burada 4 tane sarı diyeyim ben oraya. Sarı boşluğu olsun. Ben buraya 5 mavi balon yerleştirirsem 6 mavi boşluğu olmuş olsun. Tamam mı? Hani orada 5 mavi balon yerleştiriyorum ama arada bunun şimdi 1, 2, 3, 4, 5 tane yerleştirince 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane ne oldu? Mavi boşluk oldu. Tamam mı? Yan yana bulunan her iki balonun ipe bağlandıkları noktalar arasındaki mesafe sarı balonların asılması durumunda mavi balonların asılması durumuna göre 12 santim fazladır. Hmm. Yani bunlar arasındaki mesafe x ise bunlar arasındaki mesafe x artı 12'dir. E şimdi sonuçta totalde baktığınız zaman 4 tane sarı boşluk var ya şuradan başlayıp şurada bitiyor. Değil mi? Şurada başlayıp şurada bitiyor. 6 mavi de burada başlayıp burada bitiyor. Boşluk. 6 mavi boşluğu. O zaman şöyle bir şey yapalım. 6 tane x eşittir. 4 tane x artı 12 diye ben bir denklem kurarım abicim. Mesela bunun da denklemle çözesimiz var. 4x artı 48 6 xe o zaman buradan ne yapar? 2x 48'den x 24 yapar. Yani x 24 ise mavi balonlar arasında 24 24 boşluk var. Buna göre bu ipe başlangıçta aslında iki balonun ipe bağlandıkları nokta arasındaki mesafe nedir demiş. Yani bana şurayı soruyor. Yani aslında bana toplam mesafeyi soruyor desek. Burayı soruyor desek kabul. O zaman bu da nedir? 6 çarpı 24'ten kaç yapar? 144 santim yapar diyebiliriz. Bu da 47. sorumuzun çözümüydü. Geldik 48'e. Mert bahçesine her hafta yalnızca pazar günü gidiyor. Tamam. Mert bahçesine diktiği 60 santim uzunluğundaki bir ağacı birkaç hafta sonra budayarak boyunu 30 santim kısaltıyor. Boyunu 30 santim kısaltıyor. Bunun altını çiziyorum 30 santime düşürmüyor. Tamam. Budanmadan önce her hafta 3 santim uzayan bu ağaç budandıktan sonra her hafta 4 santim uzamaya başlıyor. Şimdi önce 60 santimdi. Şuraya geldik. Her hafta artı 3 uzuyordu bu. Sonra budadık. Eksi 30 yaptık. Bundan sonra ise 4 santim uzadı her hafta. Benim anladığım bu. 60 santim ektik. Değil mi? Aynen. Her hafta 3 santim uzadı. Belli bir hafta. Ben ne kadar olduğunu bilmiyorum. Birkaç hafta sonra. Sonra 30 santim kısalttık. 30 santim kısalttık. Eksi 30 dedik. Tamam mı? Azalttık yani. Tamam. Daha sonra bu ağaç ne yaptı? Her hafta 4 santim uzamaya başladı. Ali hani bu ağacı diktikten 12 hafta sonra boyunun 75 santim olduğunu düşünüyoruz. Hatta söylüyoruz. Buna göre ağaç bulandıktan hemen sonraki boyu kaç santimdir demiş. 12 haftanın ilk haftası 3 santim 3 santim uzayan ağacımız. Geri kalan 12 eksi x haftası 4 santim 4 santim uzasın diye. Başlangıçtan bitişe doğru bir denklem kurmaya çalışalım. Şimdi ben 60 santim ektim. Sonra x hafta 3'er 3'er uzadı. O zaman 3x arttı. Sonra ben 30 santim bunun boyunu kısalttım. Sonra... 12 eksi x haftada dörder dörder uzadı. Ve benim ağacımın boyu 75 santim oldu. Bak denklem çok güzel geldi bence. Şimdi o zaman ne oldu? 30 artı 3x artı 48 eksi 4x eşittir 75. Ufak bir düzenleme yapalım. Şu ikisi 78 yapsın. Eksi x eşittir 75 ise o güzel. x eşittir 3 geldi. Yani 3 hafta boyunca ne yapmışız? Ee, üçer santim 3'er santim uzamış bizim ağacımızın boyu ağacın budandıktan hemen sonraki boyunu soruyor 60 santim ekmiştim 3 hafta boyunca 3'er santim uzayan ağaç 9 santim uzar sonra ben bunu 30 santim keserim bizim ağacımızın boyu ne olur arkadaşlar 39 santim olur diyebiliriz bu da 48. sorumuzun çözümü dedikten sonra geldik son sayfaya son sayfada kaç sorumuz var 4 sorumuz var. Böylece 52 tane sayı problemi çözmüş oluyoruz. Bence çok iddialı. 5 tane falan test çözmüşsünüz yani sayı problemlerinde. Bu da iyi bir şey. Bir soru bankası kadar var. Peki bakalım. 49'dayız. Bir asansör içindeki yer alan kişilerin ağırlıkları toplamı yük taşıma kapasitesini geçerse uyarı vermektedir. Tamam o güzel. Yani benim kapasitesini üstünde taşımıyor. Boş olan bu asansör ağırlıkları bu arkadaşlar olan 5 kişiden hangi 4'ü binerse binsin asansörün uyarı verdiği Hangi üçü binerse binsin asansörün uyarı vermediği görülmüştür. Şimdi bak bende de mantıken yani şöyle var. Sınırları zorlamak diye bir şey var. Yani hangi üçü binerse binsin asansör uyarı vermiyor ya. Değil mi? Hangi üçü binerse binsin uyarı vermiyor. O zaman ulen diyorum en kiloluları binsin ağırları binsin. Yine ağır ne vermeyecek? Uyarı vermeyecek. Şimdi en düşük üç tanesi zaten mantıken yani uyarı vermez. Hani uyarı vermesi için kasıyorum. O yüzden de giderim en ağır 3 kişiyi bindiririm. Yani 50 artı 63 artı 70 derim. Bunların toplamı kaç yapar? 183 yapar. Demek ki 183'e uyarı vermiyor. O zaman benim asansörüm 183'ten fazla bir ağırlık taşıyabiliyor. Hangi dördü binerse binsin de uyarı verdiğine göre ben de derim ki blenderim en hafiflerini bindireyim de uyarı vermemesi için uğraşayım. Ama bunlara da uyarı veriyor. Bunların toplamı da 30, 42, 50, 63 kaç yapar güzel abi? İşte da şunu toplasak 100, 150, 180, 185. 185'e de uyarı veriyor. He, o zaman 184'de bu arkadaş uyarı vermeyecektir. Buna göre bu asansörün yük taşıma kapasitesi kilogram türünde açık hangisi olabilir? 184 olabilir. Çünkü 183'e ne yaptı? Ee, uyarı vermedi. Yük taşıma kapasitesi kilogram türünden demek 183'ün üstünde olacak. O zaman bizim cevabımız nedir? 184'tür diyeceğiz. Anlaştık. Geldik 50. sorumuza. Merve öğretmen yapacağı bir etkinlik için her bir öğrenciye 5'er tohum düşecek şekilde belli sayıda tohumu sınıfa getiriyor. Tabi plan yapıyor herhalde anladıklarıyla. Ancak o gün öğrencinin 1 bölü 4 sınıfa gelmiyor. Merve öğretmen o gün sınıfa gelen tüm öğrencilerine getirdiği tohumların tamamını 15 öğrencinin her birine 7'er tohum. 15 kişiye 7 tohum. Kalan öğrencinin her birine de 5'er tohum. Şimdi bizim 4x öğrencimiz olsun. Bunun x'i gelmesin değil mi? x iptal olsun 3x kişi gelsin. 3x kişi geldiğinde de bunun 15'ine değil mi? 15 öğrencisine 7 tohum verirse 3x-15 kişiye de yani kalanlara da kaç tohum verecek? 5 tohum verecek diyebiliriz. Şu an ben ne yaptım? Toplam tohum sayısını buldum mu? Buldum. Peki Merve öğretmen ne yapmıştı? Herkese beşer tohum düşecek şekilde dağıtacak mıydı? O zaman benim 4x'imi 5 ile çarparsam, 5 çarpı 4x, bu da toplam tohum sayısı yapar. Ben buradan soruyu çözerim. Bak bu soruyu başka türlü de çözeceğim sana. 105 bir de mantık anlatacağım şimdi. Artı 15x eksi 75 eşittir 20x. O zaman 30 eşittir 5x'ten x eşittir 6. Merve öğretmenin sınıfa getirdiği toplam tohum sayısı nedir? Ee, şurada yazıyor galiba. 6 verirsek o zaman 20 çarpı 6'dan 120 tohum getirmiştir diyebiliriz. Evet elin sorumuz cevabı bu şekildeydi. Bak şimdi bu böyle bir çözüm olsun. Hatta şunu şöyle tutayım. Bunu alta kaydırayım. Bir de ben mantıken düşüneyim. Tamam mı? Bak şimdi şöyle. Herkese 5'er tohum dağıtacaktı normalde. Tamam. Okey anlaştık. Ama gittin sınıfın 1 bölü 4'ü gelmedi. 15 kişiye 7 dağıttı. Kalanları yine 5 dağıttı. Onlara yani ekstradan bir şey vermedi ki. Yani planladığını dağıttı onlara. O zaman 15 öğrenciyi 7 tane dağıtacaksa o zaman 15 çarpı 2 toplam 30 tane tohumu fazladan dağıtmış. Peki bu 30 tane tohumu fazladan dağıtmış ya. Bu 30 tane tohum kimlerin tohumu gelmeyenlerin tohumu. O zaman 30'u 5'e bölersem çünkü onlara ben 5-5 dağıtmam lazımdı. Demek ki 6 kişi diye gelmemiş ki 6 kişiye dağıtacağım 30 tohumu 2-2 fazla fazla dağıtarak 15 kişiye dağıtmış. O zaman 6 kişi gelmeyenler yani sınıfın 1 bölü 4'ü o zaman sınıfımız 24 kişi 24 de 5 çarparsam 120 yapar diyebiliriz. Al sana 0 denklem. Anladın mı? İlla denklem olacak diye bir kaydı yok. Direkt dilmesine de gerek yok. Şimdi kimi öğrenci bu soruyu üstten çözecek. Anlaştık mı? Ve şöyle bir şey var. Problem çözme yeteneği bazı öğrencilerin daha hızlı ve seri. Ve o öğrenciler bu yönteme daha fazla alışıklar. Anladınız mı? Yani olayın içerisine girip de illa ben denklemle çözeceğim mücadelesine girersen alttaki gibi çözeceksin. Ve inşallah hata yapmaz. Ama alt, üstteki öğrenci ise olayın problemini idrak edip çözmeye kalkıyor. Sizden ricam da bu arkadaşlar. Soru çıktığınızda karşınıza ben bu soruyu problem var mı çözeyim yoksa yani mantıkken mi çözeyim denklemle mi çözeyim bunu oturtmaya çalışırsanız ve bu ayrımı yapmaya başladığınız an o zaman sen problem çözüyorsun demektir. Asıl hikaye bu. Yani sen denklemle istediğin kadar uğraş. El, elbet senin karşına senin denklemle çözemeyeceğin soru gelir. Ve sen bocalamaya başlarsın. Arka arkaya 3-4 tane ÖSYM'de bunu sever. Tamam mı? Kimisi de bunu yukarıki gibi benim muhakeme yöntemimle geliştirir ve çözer. İşte o zaman da birileri senden hızlı çözer. ÖSYM de bunu araştırıyor zaten. ÖSYM bu kadar süre zarfında bu kadar soruyu çözebilecek öğrencileri inceliyor. Yani sana işte 120 tane soru verip 120 tane soruya 6 saat 7 saat vermiyor. Bu kadar süre içerisinde 120 soruyu çözebilen öğrencileri sıralıyor. Sınav bir tek bilmek işi değil. Tamam mı? Sınavı kontrol etmek işi de. Yani ben illa denklemle çözeceğim değil. Yırtılmayın. Bazen bazı çözümleri bak ne söyleyimse hobileriniz video seyretmek olsun. Bak şimdi bunu çözen öğretmenler var. Açın izleyin. Belki bak bu benim yaptığımı yapan öğretmen varsa yapışın yakasına. Net söyleyeyim sana. Ha bu ben olmuşum ya da başka birisi olmuş. X olmuş, Y olmuş, Z olmuş. Siz zaten piyasada kimin ne olduğunu biliyorsunuz. Biz sizin kadar bilmiyoruz. Ben takip, Biz takip etmiyoruz birbirimizi. Ama duyduğumuz, gördüğümüz sizden duyduklarımız. Ha olayı poliganlaştıranlar, ...fanatikleştirenler var o ayrı ona lafım yok tamam o, o da olabilir... ...demek ki adam seviyor onun frekansı tuttu olabilir ama... ...net söyleyeyim size biz takip etmiyoruz ama sizin bizden daha iyi takip ettiğiniz gerçeği var... ...tamam mı o yüzden bazı şeyleri siz mesela ne yapın bazı hocalara yapışın... ...o hocalar sana eğer problem çözüyorsa bak bu problemi böyle çözen bir öğretmen görüyorsan... ...bak kendim için söylemiyorum hani ego basmayayım ama basarım yani egoyu tamam mı... Sonuna kadar da basarım. Ama bunu böyle bir çözen, iki yöntemle çözen öğretmen varsa abi onu bırakma. Ve boş zamanlarında problem dinle onda. Öğrencen çok şey olur. Bir tek problem de değil. Diğer dersleri de, diğer konuları da dinle yani. Tamam mı güzel kardeşim? Hadi böyle küçük küçük rehbercikler yapalım ya. <laughs> değil mi? Ee, bir soru yanıt yapalım ya şöyle yakın bir zamanda. Şöyle bir soru siz sorun ben cevaplayayım. Canlı yayın yapabiliriz aslında. Canlı yayın biraz tehlikeli olabilir ama. Çünkü işi farklı mecralara taşıyanlar oluyor. Böyle sohbetler çirkinleşebiliyor, güzelleşmiyor. Ben pek hoşlaşmıyorum öyle diyaloglardan. E, çünkü bizim buraya bulunma amacımız belli. Biz hani burada biz ne yapacağız? Ders anlatacağız. Sen de oradan ders dinleyeceksin. Tamam Ama şey de unutmayın. Yani birisi diyor ki hocam çok reklam çıkıyor. Abi yani kusura bakma da yani burası da yani bu televizyon, bu bir şeyler, bu ışıklar bir şeyler de yakıyor yani. Tamam mı? Ya, biz buraya Hacı Baba Tekkesi diye oturmuyoruz yani değil mi? Yani sana bir şey paylaşıyoruz ama yani istiyorsunuz ki her şey böyle karşılıksız olsun. Abi öyle bir hayat dünyada yok. Bir şeyleri de hani ne yapayım ya şimdi reklamları mı kaldırayım yani? E buradan bir bir, bir bir şeyler de bana damlasın yani değil mi ki? Yani ben elektriğimi, suyumu bir şeylerin giderlerinde ben de bununla karşılayabilirim. Yani şimdi sonuçta atıyorum şu sistemi kuruyorsunuz. Mesela şu bilgisayarda şu videoyu çekebilmek için hani harcadığım paranın hesabı yok yani. Anladın mı? Yani bunu bana YouTube'un getirdiğiyle karşılayamazsın. Ama YouTube'da oradan bir şey getirsin ki ben de onları ufak ufak karşılayayım. Sonra bana demeyin ki hocam reklamlar çok çıkıyor. Çıksın abi ama sen de şey yapma yani bak e, reklam kesici falan kullanıyorsun. Tamam okey. Kullanıyor da abi kullanma gözünü sevdiğim. Yani adam sana burada karşılığında bir şey hizmet veriyor. Değil mi? E, o da bir, bir beklenti içerisinde. Yani bu da daş yemeyecek ya burada karşındaki adam. Daş yemeyecek ya bedavadan bir hizmet vermiyor ya. Yani onun da kendince bir beklentisi var. Ama öyle ama böyle. Ama üç ama beş. Değil mi? Yani yoksa kimse burada şey yapmıyor yani. Kendi keyfine hadi ben hobi olarak bu işi yapayım diyen yok herhalde değil mi? Ama hani sen de onun bir şekilde ne yapacaksın karşılığını vereceksin. Bu çok normal bir şey bence. Anormal bir durum yok yani. Neyse devam edelim. 51'deyiz. Bir ay açılışa katılan 30 davetlinin her biri için elma suyu, nar suyu ve portakal suyu her birinden birer bardak hazırlanmış ve davetlere ikram edilmiş. Her birinden birer adet. O zaman 30 davetliye 90 tane bir kere içecek ayarlanmış. İkram edilen bu içeceklerle ilgili aşağıdakiler bilinmektedir. Tüm davetler en az bir çeşit içecek içmiş. Yani 30 tanesi kesin bitmiş. Aynı çeşit içecekten birden fazla bardak alan davette bulunmuyor. Apaçlık yapan yok. Herkes bir tane içiyor. Aynı çeşitten. İkinci hakkı varsa başka çeşit içiyor. Yalnız iki çeşit içecek alan davette bulunmamaktadır. Yani ya bir alıyorsun abi ya üç alıyorsun. İki alan yok. Tamam. Peki bakalım. Açılış sonunda 9 bardak elma suyu. Mesela nasıl yapalım? Elma suyumuz var. Bizim başka ne var? Nar suyumuz var. Bir de portakal suyumuz var. Tamam. 9 bardak elma suyu kalıyor. 11 bardak nar suyu kalıyor. 14 bardakta ne kalıyor? Portakal suyu alınmıyor. Şimdi mantıken şöyle düşünelim. Ya bir tane alıyorsunuz ya üç tane alıyorsunuz. O zaman almayan bir kişi iki tane almıyor. Diyebilir miyim? Derim. O zaman bunları topladığında kaç yaptı? 9, 20, 34 yaptı. 34 içecek ya. 34'ü 2'ye böldüm. 17 kişi demek ki bir içecek içmiş. E 13 kişi de 3 içecek içmiş. Bak temiz. Denklem çözdük. Gördün mü? Denklemsiz çözdük. Gördün mü? Buna göre bu açısı 3 içecek içen kaç kişi vardı? 13 kişi vardı. Biraz önce bu sorunun aynısını nerede çözdük? Şurada çözdük galiba. Nerede? Bak şurada. Ad, soyad ve doğum tarihleri yanlış olan. Değil mi? Satırlar var. 200 satır. Her satırda da iki yanlış var. Burada da şöyle diyor. Ya üçte doğru yani ya üç içecek içiyorsun ya da bir içecek içiyorsun. E, o zaman mantıken düşündüğünde bir içecek içen iki içecek içmemiştir. Toplamda da 34 içecek içilmediğine göre bu 34 içeceği içilmeyen içeceği 17 kişi içmemiştir. E toplam 30 davetli vardı. 17'si buradaysa 13'ü buradadır. Zaten 13 uğurlu sayınız yani, Diyoruz. Geldik son sorumuza. 52. soru çok sevdiğim sorulardan bir tanesi. Küme problemiyle de çözebilirsiniz. Ben yine mantıkla çözmeye çalışacağım bu soruyu. 3 kardeşin fotoğraflarının bulunduğu bir albümde 120 fotoğraf var. Bu albümdeki her bir fotoğrafta ya 3 kardeşten ikisi var ya da 3 var. Yani 2 kişiler ya da 3 kişiler bir kişi olan yok. Hiç olmayan da zaten saçma bir şey olur. Duvara mı çekecek zaten? Değil mi? Bu fotoğraflarda her bir kardeşin bulunduğu toplam fotoğraf sayısı birbirine eşit ve 93. Şimdi ben bunların içindeyim. Tamam mı? Ben 93 fotoğrafta var mıyım? Varım. Peki benim olmadığım 120 fotoğrafın 93'ünü çıkartırsam 27 fotoğrafta yokum abi ben. Değil mi? 27 fotoğrafta ben yoksa mesela A kişisinin olmadığı, B kişisinin olmadığı, C kişisinin olmadığı dersek A kişisinin olmadığı 27 fotoğraf var. O zaman bak her birinin bulunduğu toplam fotoğraf sayısı değişirse o zaman B kişisinin bulunmadığı da 27 fotoğraf var. C kişisinin bulunmadığı da 27 fotoğraf var. O zaman toplarsanız 81 fotoğrafta birer kişi yok. Yani iki kişiler fotoğraf çekilmiş. O zaman toplam 120'den de 81'i çıkartırsam kaç yapar? 39 kişi fotoğrafta da 3'ü beraber fotoğraf çekilmiştir. O güzel. Temiz çözdük. Küme problemi gibi çözebilirim. Bak 3 tane küme yaptım. Şimdi birer fotoğraf çekilen yok. Hiç fotoğraf çekilme şansı da yok zaten. Şimdi diyor ki herkes diyor toplam diyor 93 kere fotoğraf çekilmiş diyor. O zaman bu kızan 93 kere fotoğraf nerede? Burası. Şu üçünün toplamı 93. Şu, şu, şunun toplamı 93. Değil mi? Şöyle geri alalım. O zaman toplam 120 fotoğraf vardı ya. O zaman burada da 27 var. Aynı mantıkla şu üçünün toplamı 120 ise buraya da 27 kaldı. Sonra bu üçünün toplamı da 120 ise buna 27 kaldı. Ne oldu? 81. Çıkar abi 120'den. Buna kaç yapar? 39 yapar diyebiliriz. Biraz önceki çözdüğümüz mantıkla da çözebilirsiniz. Küme problemiyle de ne yapabilirsiniz? Bu soruyu çözebilirsiniz dedikten sonra ve böylece 52 soruyla ne yaptık arkadaşlar? Sayı problemlerini tamamladık. Şimdi bir sonraki konumuz kesir problemleri. Sayı problemleri ve kesir problemleri sizler için önemli. Rutin olmayan problemleri de bu başlığın içinde düşünebilirsiniz farklı kaynaklarda. O yüzden bundan bolca soru çözmeniz sizin için önemli. Çünkü denklemsiz soruya ihtiyaç olan bir konu başlığı bu kısım. Diğerleri ise yok karışım problemleri, yüzde problemleri, işte hareket problemleri. Bunların kendince bir rutinleri var ama bunun rutini yok bazen. O yüzden buraya önem gösterirseniz sevinirim. Şimdi bir sonraki dersimiz kesir problemleri. Kesir problemlerinde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sıkı çalışın. Hoşçakalın.